Haren TV'den hepinize merhabalar. Seçimlerin hemen ardından DEM Parti'den ilk istifa eden Urfa'nın Bilecik ilçesinin belediye başkanı Mehmet Begit AKP'ye geçeceği kesinleşti değerli dostlar. Bilgiler artı gerçekte yer alıyor ve artı gerçek bu bilgiyi AKP'nin kaynaklarına dayandırıyor. Şimdi artı gerçekte yer alan bu bilgileri sizlere olduğu gibi aktarmak istiyorum değerli dostlar. DEM Parti'nin oylarıyla seçildikten sonra istifa eden Bilecik Belediye Başkanı Mehmet Begit AKP'ye geçiyor. Artı gerçeğin ulaştığı AKP kaynakları Begit'in AKP'ye geçişinin kesinleştiği söylendi. Siyasi kulislerin hareketli olduğu Urfa'da bazı belediye başkanları AKP'ye geçecekleri iddiasıyla gündemde. Yeniden Refah Partili Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ve Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'den sonra Bilecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in de AKP'ye geçeceği iddia ediliyor. Mehmet Begit 31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM Parti adayı olarak Bilecik Belediye Başkanı seçildi. Mehmet Begit seçimden yaklaşık bir ay sonra 29 Nisan'da DEM Parti'yi hedef göstererek bir açıklama yaptı ve bu açıklamanın ardından da istifa etti. İstifanın ardından Begit'in AKP'ye geçeceği iddiaları sıkça konuşulmuştu. DEM Parti'den istifanın ardından Begit'e belediye başkanlığından da istifa et çağrıları yapılmıştı. DEM Parti ve sivil toplum örgütleri Bilecik'te protesto gösterileri düzenledi. Protesto gösterileri sürerken 8 Mayıs'ta DEM Parti Bilecik ilçe örgütü binasına gece saatlerinde silahlı saldırı yapıldı. Parti binasının camlarına 14 mermi isabet etti. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada Mehmet Begit'in ağabeyi Halil Begit gözaltına alındı. Sonra DEM Parti'ye ikinci bir saldırı da oldu değerli dostlar. Halil Begit gözaltına alındıktan sonra 9 Mayıs'ta DEM Parti ilçe binasına ikinci bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda parti binasının camlarına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi. Gözaltındaki Halil Begit emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ancak bir süre tutuklu kaldıktan sonra daha sonra serbest bırakıldı. Artı gerçeğin ulaştığı AKP'li kaynaklar Mehmet Begit'in AKP'ye geçişinin kesinleştiğini söylüyor. Begit'in partiye geçişinin yarın yani 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor değerli dostlar. Evet değerli dostlar, ne diyeyim bu habere, ne yorum yapayım bilemiyorum. Şimdi DEM Parti'deyken terörist olan belediye başkanları AKP'ye geçince yerli ve milli oluyor değil mi? Evet, hayırlı uğurlu olsun, Mehmet Begit de artık yerli ve milli bir belediye başkanı diyerek yayınımızı bitirelim. Geldik bir haberimizin daha sonunda değerli dostlar. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haren TV ile kalın.